Hilafeti İslamiye'nin İttihad-ı İslam'a bina edilmesi. Assam'dan İslam Birliği Parlamentosu tavsiyesi. 2017-2023 yılları arasında Assam'ın ev sahipliğinde yılda bir gerçekleşen Konfederal İslam Devleti mevzuat çalışmalarından İslam Birliği Parlamentosu ve İslam Birliği Bakanlığı tavsiyesi çıktı. Uluslararası Assam İslam Birliği modeli kongrelerinin birincisine 27 İslam ülkesinden katılan STK temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir. Kongre serisi 2017-2023 yılları arasında her yıl bir kongre olarak icra edilmiştir. 7 yılda icra edilen uluslararası Assam İslam Birliği modeli kongreleri serisinin ana konuları İslam Birliği'nin yeniden şekillendirilmesi ve organların kurularak hayata geçirilmesi noktasında karar alınmıştır. Bu kararların en başında 1. İslam Birliği için yönetim şekil ve organları mevzuatının tespiti 2017. İslam Birliği için ekonomik işbirliği usul ve esaslarının tespiti 2018. 3. İslam Birliği için savunma sanayi işbirliği usul ve esaslarının tespiti. 4. İslam Birliği için ortak savunma sistemi usul ve esaslarının tespiti 2020. 5. İslam Birliği için ortak dış politika usul ve esaslarının tespiti, 2021. 6. İslam Birliği için ortak asayiş ve güvenlik usul ve esaslarının tespiti, 2022. 7. İslam Birliği için ortak adalet sistemi usul ve esaslarının tespiti, 2023. İrade Birliği sağlanma kararı. 7. Kongre sonunda İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler, ...ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekliyor. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlik politikalarından sorumlu eski başdanışmanı ve... ...emekli paşa Adnan Tanrıverdi'nin yürüttüğü teknik detayları olan... ...ve İslam ülkeleri işbirliğinin her boyutta bilhassa... ...İslam ülkelerinin iç ve dış güvenliği noktasındaki askeri tecrübelerini ve bunların hayata geçirip ilgili birimlerin kurulması... ...ve bunların eğitimleri noktasında büyük faaliyetler yapmış ve bu kuruluşların temelleri atılmıştır. Benim de Türkiye'de uluslararası çalışmalarla dolu meslek hayatım içinde sağlıklı yaş almanın bir kuralı olarak yaptığım... ...12 yaşından beri sürdürdüğüm judo, tekvando ve yakın spor dalları olan shiatsu ve seri gibi spor dallarında hem Türk Silahlı Kuvvetleri... Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara'daki birimlerde teknik detaylarla dolu özel harekatla ilgili, ilgili verdiğimiz teknik danışmanlık ve eğitmenlik hem genel kurma eski adıyla, SAREM Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde verdiğimiz seminerler bu kurumların faaliyetlerinin pasif hale alınması veya durdurulması sebebiyle artık ülke güvenliği için kurulmuş bu kuruluşların faaliyetleri, Türkiye'nin yeniden yapılanması noktasında bize göre çok yanlış olan alınan bu kararlarla yapılan bu. Güzel faaliyetler ve atılan temeller artık tarihte kalmıştır. Tarihi kayıt düşsün diye buraya yazmak istiyorum. STK'lar Birliği faaliyetleri devam ediyor. Yeni Assam faaliyetleri içinde Eyüp Akbal Bey'in başkanlığını yürüttüğü İslam Dünyası STK'lar Birliği de bu çalışmaya kısa adı İDESB olan bu oluşum, 447 üyesiyle 6 kıta, 60 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu tür oluşumların İslam ülkeleri devlet başkanları ve parlamentolarca desteklenerek İslam birliğinin en kısa zamanda bir güç birliğine dönüşmesi sağlanması zaruridir, elzemdir. İslam ülkeleri birliği perçinlenmelidir. Her ne kadar son Gazze hadisesi karşısında dünyadaki soykırım düzeyine varan mezalime karşı, kalıcı pek çok yönden İslam ilkelerinin ekonomik ve pek çok siyasi kiskaç içinde bırakılmamaları katidir, elzemdir, zaruridirdir. İslam ülkeleri ve liderleri Gazze soykırımında sınıfta kalmıştır. Gazze hadisesi yaşananlar İslam ülkelerinin çok üzerinde dünya siyasi tarihinde küçük birliktelikler, Türk devletler topluluğu veya İslam ülkeleri işbirliği teşkilatı gibi kurumların gayretleriyle çözülebilecek konumun dışındadır. Başta Türkiye olmak üzere pek çok İslam ülkesi, Avrupa Birliği veya pek çok birliktelik ve paklarının içinde yer almak için can atarken İslam'ın birlik ve beraberliği ve oluşturulacak kuruluşlar içinde yer almaması, bu insanların küresel sermayenin kontrolünde, vatansız bayrak ve millet şuurunda olmayan, ümmet fikrinde yanlış anlayan, en azından hain olmasalar da maksatları olmayan boşlukta gezen rüzgarın önündeki yapraklardır. Vatan sevgisi imandandır. Vatan yoksa iman da tehlike altındadır. Bunun örneklerini İslam baharı yaşatılan Libya Cezayir, Mısır, Suriye, Irak ve daha pek çok ülkede yakından şahit olmuşuzdur. Kur'an ve sünnetullah da belirtilen ve Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatında pek çok yerde dile getirdiği, hilafeti İslam'ın ittihat İslam'a bina edilmesi fikrinin hayata geçirilmesinin vakti ve zamanı gelmiştir. Vesselam. Devam edecek.